Dün 20.138 kişi daha koronaya yakalandı, 173 kişi ise hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 45.000 terör iltisaklı personel aldılar sözleri sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada İBB personellerine terör örgütleriyle iltisaklı olduğu yönündeki iddialarla ilgili teftiş başlatıldı denildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 86.000 yol arkadaşımın yanındayım sözleriyle tepki gösterdi. Belediyedense terör bağlantılı kişiler ortada gezip kamu kurumlarında iş buluyorsa bu sorun İBB'nin değil güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanlığı'nındır açıklaması geldi. İmamoğlu belediye kendi döneminde 21.500 kişi alındığını da kaydetti. İBB hakkında başlatılan özel teftişe CHP lideri Kılıçdaroğlu sert tepki gösterdi. Kayyum iddialarına işaret eden CHP lideri, İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun diye sordu. Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, 5 kişilik Amigo takımına güvenme, bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş yok diyenlerin nankör olduğunu söyledi. Türkiye'nin yerinde duramadığını savunan Erdoğan, yan gelip yatarak para kazanmak istiyorlar ifadesini kullandı. Döviz eleştirilerine de değinen Erdoğan, bizim paramız Türk lirası, ne işin var dolarda, euroda şeklinde konuştu. Muhalefet dolar garantili otoyol, köprü, havaalanı ve hastanelere kur garantili faizin de eklendiğini dile getirdi. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu da fakirin vergisiyle zengine servet aktarımı yapıldığını vurguladı. Tartışmaların odağındaki TÜİK'in başkanı Profesör Sait Erdal Dinçer, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu neden içeriye almadığını açıkladı. Dinçer, kurumu siyasi tartışmaların parçası haline getirmek istemedim dedi. Alkollü içecekler ve tütün ürünlerine zam geleceği belirtiliyor. Yeni yılla birlikte bu ürünlere en az %40 bandrol zammı ve %28 üretici fiyatı zammı geleceği ifade ediliyor. Erzurum'da sabah saatlerinde 3,9 şiddetinde deprem meydana geldi. Dün akşam saatlerinde de Akdeniz açıklarında 4,9 şiddetinde sarsıntı yaşanmıştı.